Ekran paylaşımı geldi mi şu anda? Görülüyor mu durumumuz? Geldi hocam şu anda. Tamam. O zaman başlayabiliriz, değil mi? Şu menüyü de acaba kaldırabilecek miyiz? Şimdi dursun bakalım. Şimdi gençler bir tane soru var. Sorunun okunurluğuyla ilgili bir problem yok, değil mi? Yani arada bir bağlantıda problem olursa lütfen haber verin. Sırf bunun için oturup bir ekstra kablo çektim. Arattırdım şeyimi de. Ondan başlıyorum. Topu oraya buradan ilk cisme. Şurada bir ilk cismi var küçük. KL, yatay KL yolu. O merkezde çembersel yolda. Ve N'ye kadar çıkabilen bir yolda. Yani şöyle bir hareket yapıyor. Yatay, çembersel ve yukarı atış. İlk soru şu. Bak daha soru tamamını okumadan. Sürtünme var mı? Hemen en alt tarafta bakıyorum. Sürtünme yok. Sürtünme yoksa sürtünmeden dolayı bir enerji kaybı olmayacak. Doğru mu? Bu arkadaşımız soruyorum o zaman. KL yolunda nasıl hareket eder? KL yolunda bu arkadaşın yapacağı hareket ne olur? Eğer ki düz bir yolda sürtünme yoksa, tabii ilk vurduktan sonra konuşuyorum. Sopayla vurduk, bir kuvvet uyguladık, bir hareket kazandık. KL yolunda bu adamın yapacağı arkadaşlar hareket sabit hızlı hareket olacak. Sabit hız. Sabit hızlı hareketle ivme nedir? Sıfırdır. Yani K noktasındaki hızıyla L noktasındaki hızı aynı olacak. Anlaştık mı? Sonra N'den M'ye çıkıyoruz. Bayır çıktığım için hızım azalacak. Buna problem yok. Bayır çıkıyorsun. O zaman LM aralığında bir ivmeden bahsedebilir miyim? Bahsedebilirim. İvme var burada. Bu ivme yukarı çıktığı için hızımızı ne yapacak? Hızı azaltacak. Sonra M'den N'ye doğru da tam dikey olduğu için burada bir atış yine var. Bir yukarı atış olduğu için atışlarda biz anlatmıştık. Ne grafiğimiz vardı burada? Yukarı çıkan grafikte ivmemizin G olduğunu, G'nin de 10 olduğunu biliyoruz değil mi? Yukarı atış hareketindeki olay bu. Şimdi soruyu okuyalım. Önce düşündüm, şimdi soruya dönüyorum. İlk cisminin ivmesiyle ilgili. Daha bitti, ivmeyi soruyormuş. Kolay. KL aralığında KL aralığında ivmenin sıfır olduğunu söyledik. Bakın sabit de demedik. Çünkü sabit demek var demektir gençler. Sabit demek var demektir. KL aralığında artar diyor. Hayır arkadaşlar. KL aralığında artmaz. KL aralığında ivme sıfır. LM'de sıfır. Hayır ivme var yukarı çıkıyor. Ötesinde burada bir çembersel hareket var. Çembersel hareketle merkeze doğru bir ivmenin de olduğunu hatırlayalım. Burada iki tane ivme var. Hem yukarı çıkıyor arkadaşlar hem de bir yol alıyor değil mi burada? Hatta tam çembersel olduğu için yukarı atıştaki düşey çembersel hareketi düşündüğünde burada merkeze doğru bir çembersel ivme var. Sıfırdır diyor. Yanlış söylüyor. MN aralığında sabit bir ivmeden bahsediyor. Evet, yer çekimi 10. Yukarı çıkan arkadaşın hızı yukarı olsa bile ivmenin yönü aşağı doğru 10 arkadaşlar. Ve bu hızı azaltacak ve sabit bir ivme. Bitti. MN aralığında sabit. Şimdi bu soruyu bir kaşıyalım. Bu sorudan başka bir soruya geçiyorum. Hocam, yukarı atılan bir cismin ivmesi, yukarı çıkan bir cismin ivmesi, yani yukarı bir cisim attık ya şöyle, yukarı çıkarken her zaman ivmesi sabit midir? Katılabilirsiniz. Yani cismi yukarı fırlattık. Acaba bu yukarı attığımız cismin ivmesi hep sabit midir? Sürtünme de yok. Hocam direkt yukarı atıldıysa bence şey olur, sabittir yani. Şimdi burada şu cümleyi kaçırmamanız gerekiyor. Evet yukarı atıyorum ama şöyle bir hayal edin. Olay kesinlikle sorusu olsaydı. Yerden bir cisim fırlattık. Bu cisim biliyoruz ki yukarı çıktıkça yer çekimimiz ne olur? Azalır. Anlaşıldı mı? Yani yer mekanından yere yakın yerlerde ivmemiz 9,80 küsürken ekvator kutupta değişebildiği gibi yukarı çıktıkça bu arkadaşın İvme değeri küçülür arkadaşlar. Burada olsa daha yukarıda 9, 9, 9, 8 gibi hani bir rakam vereyim böyle. Hatta atmosferin bilmem ne tabakasına geldi. 3'e düşüyor, 2'ye düşüyor. Ya kaşıdık soruyor. Şimdi yani başımda şey aldık. Ama sorunun niyeti ne? Ya sopayla vurmuş arkadaş. M'den N'ye çıkana kadar. Anlaşıldı mı? Deseydi ki çok hızlı vurduk. Acayip hızlı vurduk. Deseydi çok hızlı yukarı çıkıyorsa ya da bir roket fırlatıldıysa, bu roketle ilgili yukarı çıktıkça işte 100 metre, 500 metre, 1 kilometre, 2 kilometrede
Arkadaşlar ivme değeri küçülür. Kesinlikle sorusu olarak karşımda çıkar. Anekdot olarak kalmış olsun. Soruyu soran bu kadar uğraşmak istemiyor. Sadece diyor ki arkadaş bir adam yukarı çıkmış. Tamam. Geçiyorum ikinci sorumuza. Sorumuz geldi. Sorumuzu büyütelim. Okuyalım şimdi. Bakın soru okumak da zaten bir aslında meziyet yani. L cismi, G ağırlıklı K cismi, K'nın ağırlığına G demişiz. Ağırlığı önemsiz ipin ağırlığı olabilir. Yok. Sürtünmesiz makara, eyvallah. Şimdi bir şey soracağım. K cismi aşağı inerken makara döner mi arkadaşlar? Döner hocam. Sürtünme yok. Dönmez. Evet. Yağ gibi orası. Kayar gider. Makaranın dönmesi için orada bir sürtünmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Bu soru için hani bu aşağı doğru buradaki ok var ya aşağı doğru inen bir ok. O ok aslında ipin kaydığını söyler. Çünkü sürtünme olmazsa makarayı döndüren bir şey yok. Yağ gibi kayıp gidecek arada unutmayalım da. Peki devam edelim. Düzenek ok yönünde sabit hızla hareket ederken ipte gelen hemen bir soru aklımıza geliyor. Ya K cismi bu adamı aşağı çekiyor. K cismi aşağı çekiyorsa nasıl sabit hızla gider ya? İvmeli hareket yapması gerekmez mi? Bu arkadaşın hızının artması gerekmez mi? Neden hızımız sabit? O zaman burada bir cümle söylememiz lazım. Hız sabitse kesinlikle sürtünme var arkadaşlar. L arkadaşımızı düşünelim. Buraya doğru ip çekiyor T. Ona doğru bir tane sürtünme kuvveti var olması lazım. Ve bunlar birbirine eşit olması lazım. Neden? Hız sabit, ivme sıfır. İvme sıfırsa F net sıfır olacak. O zaman ilk yakaladığım şey T ile oradaki F'nin aynı olması. Şimdi K cismine bakın. K cismine. Aşağı doğru ağırlık çekiyor. Yukarıya doğru da ip gerilmesi var. Öğretmenim G T'den büyük olursa aşağı inme hareket yapar. T G'den büyük olursa yavaştan hareket yapabilir. Sabit hızda gidiyorsa ivmesi sıfırdır. O zaman aşağı çeken, yukarı çeken birbirine eşit olacak. T ile G birbirine eşit. T ile G birbirine eşitse, T ile F'e eşitse cevabımız ne olacak tabii ki burada? Hocam üçü de birbirine eşit olmuş olacak. Sorusu olan var mı? Hocam üçü birbirine nasıl eşit oldu? Bir daha bir anlatabilir misin? Sen önce TL F'sinin eşit olduğunu anladın mı? TL esin. Yok hocam Efes'inden de. Şimdi L cismine bak. Bak burada önemli kelimeleri kaçırmayın arkadaşlar. Önemli kelime ne burada? Sabit hız. Sabit hızda ivme ne? İvme sıfır. İvme sıfırsa net kuvvet sıfır. Kafanızdaki şeyleri geçin. Hocam ama orada bir ok işareti var. L arkadaşımız sola doğru gidiyor. K aşağı iniyor. Arkadaşlar sabit hızda gidiyorsa ivme sıfır, net kuvvet sıfır. L'yi sağa çeken, sola çeken eşit olacak. Bir tarafta ip vardı, bir tarafta Efes var. İp ile Efes birine eşit olacak. K için de aynı şekilde. K'yı aşağı çeken, yukarı çeken. Bakın dikkat edin. Beyninizdeki şeylerle değil, matematiksel soruyla ilgili olan kısma bakacağız. Bir cismin sabit hızda bir yere gidiyor olması oraya çeken kuvvetin diğer kuvvetten büyük olduğu anlamına gelmez. O halde K için de aynı şeyi söylüyorum. K'yı aşağı çeken G, yukarı çeken ip var. Çünkü tabii K'ya odaklanıyorum ben. Bu eşit. Onu nereden buluyorum? Kelimedeki keyword buydu. Sabit hız. Bunu kaçırmayacaksınız zaten. Altında çizmişler. Basit düşünün. Sabit hız, ivme sıfır, net kuvvet sıfır. Sağa çeken, sola çeken eşit. Aşağı çeken, yukarı çekene eşit. Mantığı böyle kuruluyor. Yeni soruma geçiyorum. Bunlar sizlerden gelen sorulardı arkadaşlar. Bir arkadaşım bunları atmış bize. Evet. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenekler. K cismi serbest bırakıldığında harekete geçiyor. Şimdi bak. Soru. K cismini serbest bıraktığında harekete geçiyor. Ki aşağı mı iniyor yukarı mı çıkıyor? Bilemezsiniz. K cismine ilgili iki hareket var. Ya
Yukarı çıkacak, aşağı. Onu bilmiyorum. Anlaştık mı? Buna göre sistem hareketinin KVR ait hangileri eşittir? Varsayalım yukarı çıksın. Sistem yukarı çıkıyor, bu da aşağı iniyor. K'nın hızı VK yukarı doğru. V'nin hızı VL aşağı doğru. Hız vektörel büyüklüktür. Vektör yönlüdür. Biri aşağı biri yukarı. Hızın eşit olma şansı hiç yok. K aşağı ile yukarı çıkacak. Hız eşit olamaz. Süratlerini konuşalım. Sürat alınan yol bölü zamandı. K yukarı çıkıyor, L aşağı iniyor. Ya da K aşağı iniyor, L yukarı çıkıyor. Evet, eşit süratleri olacak arkadaşlar. Çünkü aynı ipe bağlılar. Aynı ipe bağlı oldukları için bu arkadaşların aynı birinci tren vagonuyla sonuncu tren vagon hızlarını eşit. O yüzden süratlerin eşit denir. Bunu kabul ederim. İvme. Şimdi diyelim ki K yukarı doğru hızlanıyor. K'nın ivmesinin yukarı doğru olduğunu söylerim. İvmesinin ama L aşağı doğru hızlanıyorsa 12 aşağı doğru. Bakın vektör. O zaman biri yukarı biri aşağıysa değil mi? O zaman ne diyeceksiniz? Bunlar eşit olamaz. İvme de yanlış arkadaşlar. Yalnızca bir süratleri aynı. Var mı senin burada herhangi bir soru işaretin? Yok hocam. Oldu mu? Oturduk mu? Anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Yeni sorumuz geldi. Şimdi bakalım. Soruyu şöyle büyütelim. Bir defa sorudan hiçbir zaman korkmayın. Yani rahatlıkla sağlam kafa gibi okuyalım. Sürtünme yok. Yatay düzlemde. Yani şöyle bir düz bir yer var. Bir cisim var. Hız zaman grafiği verilmiş. Grafiği okuyalım. Bakın alttaki şıkları okumuyorum. İlk hızı ne bunun? Sıfır. Birinci bölmede T zamana kadar hızı artıyor. İkinci bölmede hızımız sabit. Sabit olduğu yerde ivme ne? Sıfır. Esnek ne? Sıfır. Net kuvvet sıfır. Birinci bölmede ivme var mı? Var. Net kuvvetten bahsedeceğiz. Zaten duran bir arkadaşımız hızlanıyorsa net kuvvet vardır. Peki. İvmeyle ilgili yorumlar istemiş bizden. Hemen soruyorum. Hız zaman grafiğinin nesi ivmeyi veriyor? Eğimi hatırladınız mı? Peki birinci grafikte şu grafiğin eğimi sabit değil mi ya? Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi veriyor. Eğimi bak dümdüz yani. Dümdüz yani. Şöyle olsaydı işin rengi farklı olurdu. Böyle olsa farklı olurdu ama düz. De şu birinci bölgede eğim artar. Hayır, hızı artıyor. Eğimi ne? Var ve sabit bir eğim var. Tıpkı serbest düşmeye bırakılan bir cisim. Hani önce bahsettim. Yer çekimi 10'sa ivmesi 10, 10, 10 hızı artıyor. Ne olur karıştırmayın. Ben burada senin deyince Mustafa atlamıyor. Mustafa deyince senin atlamayacak. Anlaştık mı? Hocam Dolayısıyla peki eğimin arttığını nasıl anlayacağız? tamam. Şuradaki grafiğe bakmanı istiyorum. Bak şimdi sağ tarafta sileyim önce bunları. Eğimin artması demek şu. Çiziyorum. Bak şimdi bir grafik çizdim sana. Senin şuradaki eğim ne? Sıfır. Burada eğim var. Var. Bak dikleşiyor gördün mü? Dikleşme var burada. Eğer ki dikleşme varsa bu grafikte bir parabol grafiği bu. Burada eğim artıyor diyebilirsin. Çünkü İlk eğimimiz sıfır. Bak böyle düzden yukarı doğru çıkıyor. Anlaştık mı? Yukarı dikleşme varsa eğim artıyor dersin. Tamam, Ama teşekkür düz ederim. süzgenin eğimi sabit. Hareket aralığında eğim sıfır. İvme sıfır, eğim sıfır. Zaten söylemiştim. İvme sıfır diye. Doğru arkadaşlar. Bir yanlış, iki doğru. Sıfır T'arındaki büyüklüğü iki de üçte ekim iki katıdır. Hız zaman grafiğinin eğimine bakacaksınız. Eğimde iki tane aralığında bakın dikkat edin. 1 bölü 1 burası. Ama birinci bölgede 2 bölü 1. O zaman 0T dikkat edin. 2 üstten 2 katı kabul doğru. Çünkü eğim 2 kat daha büyük orada. Grafikten bunu rahatlıkla okuyabiliyorum. Geçiyorum. Yeni sorumuz gelsin o zaman. Bakayım. Aşağıya kaydıralım.
Büyüteyim ben bunu. Evet. Okunmayabilir. Ben zaten seslendireceğim. Dinlemeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi bu soruya ilk baktığımızda değil mi Enes? Yani tırsıyoruz yani. Allah'ım ben de soruya bak ya. Niye tırsıyoruz? İçinde bir araba var, içinde bir ip var. Çünkü bir de mantıklı gelmeyen şeyler korkutur gençler. Mantıklı değil ya. Hocam ne böyle bir şeyler falan ne uğraşılacağım gibi. Okuyalım bakalım. Gerçekten zor bir soru mu değil mi? Beraber görelim. Sabit hızla hareket etmek olan bir araç. Bak. Soruyu konuşalım. Bu önemli bir kelime. Sabit hız. Aracın içine asılmış olan cisim şekil belirleyici dengede itilgeme kuvvetidir. Çok kolay. Aşağı çeken bir MG var, ağırlığı var. Yukarıya da T1 var. Dengede bunlar. Sabit hızda gidiyor da olsa hiç problem yok. Sabit hızda gidiyorsa ivme sıfır. Unutmayın. İvme sıfır. İvme sıfırsa F net sıfır. F net sıfırsa değil mi? Aşağı çeken yukarı çeken eşit olacak. Bitti. Araç A büyüklüğündeki ivmeyle hareket ederken dengede olup itilgeme kuvveti tehlike. Bakın bunun aynısını geçen ders çözmüştük diye düşünüyorum. İkinci şekil için soruyorum. İkinci durumu Fibonacci diyagramı çiziyorum. Hocam aşağı doğru bir MG var mı? Var. İp var mı? Var. İleriye doğru hareket ediyor arkadaşlar. Bu geri giden bir hareket değil. Çünkü zaten T2 ve MG'ye bakarsanız T2'nin parçası neydi? Bir yukarı parçası bir yana var. Bu adamın ivmelenmeli olan sol taraf. E peki bu açı teta ise şu açı da teta. Şurası T2 çarpı kotinüs teta. Bu da T2 çarpı sin teta. Şimdi soruyorum. Bu durumda fire bakarak daha söylemeyi konuşacağımız şey ne olabilir? Hocam T2 MG'den büyük. Niye? T2'nin yukarı parçası aşağı parçasına eşit. Ama T2'nin de yatay parçası var. O yüzden bu ikinci grafikten T2'nin MG'den büyük olduğunu yani ağırlıktan büyük olduğunu söylediğinde ivmeli hareket yapıyor. Peki sabit hıza gidiyorsa bu şekilde yapması için ne olabilir? Arkadaşlar bu yani ipin geri doğru gitmesi şu şekilde geri kalmasının sebebi arkadaş ileri doğru hızlanırsa olur. Hani koltuğa yapışırsınız ya böyle. Bak diye değil mi? Dolayısıyla burada arkadaşımız geriye doğru yaslandığını düşünürsek aracın hızlandığını söyleyebiliriz. Burada problem var mı? Bekleyelim. İki, T2 T1'den büyük mü? İlk durumda T1 MG'ye eşittir. İki de T2 MG'den büyük demiştim. O halde T2 T1'den büyük çıkar. Doğru. Aracın ivmesinin büyüklüğü azaltır. Açı artar. Doğrudur. Çok daha büyük bir ivmeyle hızlandığında bir de daha çok geriye atar. Açı artar. Peki. Şimdi soru yazsın. Hocam cevap anahtarında arkadaşımız 2-3 olarak işaretlemiş. Ama biz açıklamamızı 1-2-3 olarak işaretledik. Nerede hata yapıyoruz? A. Kitap yanlış yapmış olabilir. B. Hocam siz şunu düşünmediniz de diyebilirsiniz. Yorum bekliyorum. Bu arada cevap 2 ve 3. 1, 2, 3 değil. Hocam sabit hızla hareket ediyor diyor ya ondan dolayı mı? Şimdi başta sabit hızda gidiyordu. Onda problemimiz yok. Böyle bir şey yaptı hani. Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Aa şey de olabilir. Hani biz frene bastığımızda falan diyorduk ya o tarz bir şey mi? Ama frene bassaydı ipin öne doğru gitmesi gerekirdi. Doğru da var. O zaman yorumum yok benim. Peki biz Hocam baktığımız zaman aracın hızlanabilmesi için ivmeli hareket yapması gerekmiyor. tam ivmeli hareket yapıyor. Ama hocam bize burada sabit hızda hareket yapıyor diyor. Yani O en hızlanıyor demiyor başta. ki. O başlangıçtaydı. Başlangıçta sabit hız hareketi yapıyor. Sonra hızlanıyor. Ya da cevap kesinlikle doğruysa hızlanmıyor demek ki. Yavaş gidiyor da olabilir diyor. Yavaşlasaydı öne doğru gitmez miydi? Fren yaptığında ön camdan uçmuyor muyuz? Doğru mu? Doğru hocam. Bakın buradaki soru işaretini söylüyorum. Hocam bu araç bizim itibariyle zaten bizim hata yapmamızı istedikleri yer burası. Aracın ön tarafı burası değil mi? Peki şu cümle geldi mi?
Sabit hızla ileri doğru giden bir araç cümlesi geldi mi? Hayır. Yani benim aracım arkadaşlar, şuraya bir araç çiziyorum. Önü burası olsun. İleri gittiğini kim söyledi size? Ya bu sabit hızda geriye geriye gidiyor olsaydı, geri vitese taktık arkadaşlar, şöyle geriye doğru gidiyor olamaz mıyız? Çünkü kesinlikle sorularını daha geniş düşünmek zorundasınız. Aa, yani bir dakika hocam. Bu arkadaş, bu araç. Önü burası. Belki diyorsunuz ki geri vitese taktı. Sabit hızla bu arkaya doğru gidiyordu. Arkaya doğru giderken fren yaptığında evet işte o zaman bu ip arkadaşlar böyle olur bakın. Çünkü aracın önü ya da gerisi ilgilendirmiyor. Hatta bir araba var. Citroen Ami diye bir araba var. Önü arkası aynı. Bakıyorsunuz ne tarafa gideceğini anlayamazsınız. Bu arkadaş sabit hızla geri gidiyor olsaydı, geriye gidiyor olsaydı ve fren yapsaydı arkadaşlar, o zaman bu şekilde olurdu. O zaman fren yapıyor da geri giderken bu araç yavaşla ya bildir. Gördünüz mü? Koy buradan gelir. Sabit hızla hareket ediyor. Ne tarafa? Sormaya başlıyorum. Düşünmeye başlıyorum. İrdelemeye başlıyorum. İrdelediğimde de işi çözmüş oldum. Gördünüz mü? Anlaştık mı buradan? Doğru hocam, çok mantıklıymış. Kesinlikle sorularına ekstra dikkat edeceksiniz gençler. Çünkü hata yapmanızı istiyor. Dilinizi elemem lazım. Nasıl edeceğim? O arada telefonu düşünmemenizi düşünerek söyleyeceğim. Aa, gol attım. Bak oldu bitti gibi. Evet, yeni sorumuz gelsin. Okuyoruz yine. Hatta bakayım daha büyütelim şunu. Kütleleri M, 2M, kare cisimleri esnemez iplerde, ağırlıksız iplerde oluşturulmuş. Şekil 1, 2 ve 3'teki gibi sürtünmesi sistemler. Bakın o kadar çok burada hani veri var ki kütleler var. Esnemeyen ağırlıksız ip var ki o zaten bir de rahatlatıyor aslında. Sürtünmesiz yağ gibi kayan bir sistem vardı. Peki şuna bakmak istiyorum. Kanun kütlesi kaçtı? 1M. Sol tarafta. Bazen kalemimiz takılıyor. Yazmakta bir inat çıkartıyor. Bakalım. Yazalım. Güzel. Şimdi K, bu da M, bu da M. KM. Anlaştık mı? Şimdi birinci şekli bakın. Sol taraftan aşağıya bir MG çekiyor. Sağdan aşağıya 2MG çekiyor. Peki 2MG sağdan, MG soldan bir bütün olarak bakarsak net kuvvetin 1MG olduğunu görürüz. Peki burada dikkat edin. Ben formülsüz fizik videolarında detaylı anlattım. Toplu bakış. Free body diagram tek tek bakış. Şimdi toplu bakış. Hocam 2MG sağda, MG solda, net kuvvet MG. Peki bir şey soracağım. Toplu bakarsak F eşittir MA mantığında. F eşittir MA mantığında. Toplam kütleye kaç M yazacağım o zaman? 3M yazacağım. Çarpı A. A'nın G bölü 3 olduğunu göreceğim. Bakın altını çiziyorum. Toplu bakışta sağdan ne var? 2MG. Solda 1MG var. Net kuvvet ne? MG. Topla baktığıma göre toplam kütle 3M alacağım. Ve ne yapacaksınız? Yanlış yapacaksınız. Niye? Çünkü K'ya o kadar çok odaklandım ki neyi kaçırıyorsun? Neyin de kütlesi kendi miydi ya? Ya. Aa hocam o zaman toplam kütle M 2M. Toplam kütlemiz kaça? 5'e. O zaman ivme kaç olacak? G bölü 5. Önce birinci şekil tamam mı? Oradan devam edeceğim 2'ye. Tamamdır hocam. İkinci şekilde sağ tarafa bir 2MG'lik bir kuvvet var. Kütle yok. Burada bir MG var. Net kuvvet yine bir MG arkadaşlar. Ancak kütleye bakın. L2M. KM toplam kütlemiz 3M. O zaman F eşittir MA 3M çarpı A2. A2'yi de ben burada G bölü 3 olarak yazarım. Üçüncü kısma geliyorum. Tamam.
Üçüncü kısımda aşağı doğru kim çekiyor? MG çekiyor. Aşağı MG çekiyor. Bakın diğer tarafta kimse yok. L yatayda duruyor. Yatayda durduğu için harekete negatif bir kuvvet etki etmez. Ama ne etkisi eder? Ağırlık etkisi var. Bu L'nin karşıtı iki önemli. O zaman burada ne yazacağım? Çeken net kuvvet MG eşittir. Toplam kütle 3M çarpı A3. A3'ü de buradan ne buluyorum? G bölü 3 buluyorum. Bu durumda A2 ile A3 eşit. A1 daha küçük bir ivme değeri çıkmış oldu. Var mı burada herhangi bir soru işaretiniz? Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur Enes. Üçüncü soru da Fnet nasıl MG olmuş? Ben orayı kaçırdım. Tabii. Şimdi üçüncü şekle baktığımızda bak L'nin bir ağırlığı var. Ama L'nin ağırlığı aşağı doğru. Yani şurada MG'si var. L'nin sağ tarafa doğru hareketi engelleyecek bir kuvveti ağırlığı olmadığı için bunu harekete geçiren sistem hatta şöyle birazcık sileyim. Şöyle birazcık daha açayım. Orada K'nın ağırlığı doğru aşağı MG var. MG burada eni var. Bu bakış şu demektir. Sistemi harekete geçiren net kuvvet nedir? Bu toplu bakış. Geçen dersimizde free body diagram yapmıştım. Şimdi toplu bakış söylüyorum. Harekete geçiren kuvvet tek bir MG var. L peki niye işe yarıyor? Ya ağırlık yaptığı için ivmeyi düşünüyoruz. Toplam kütle ben F eşittir ma'da toplam kütleyi ne alacağım? Sadece K'nın MG'sini almayayım. L'nikini de alacağım. L2 M'di. K'da M'di. Toplam kütle 3M çarpı A. Anlaştık mı? Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. A da buradan dediğim gibi M'den gider. A Teşekkür ederim. eşittir gibi. Efendim? Hocam ders dışında bir şey söyleyeceğim. Benim çıkmam gerekiyor da dersten. Benim size mesaj atmıştım. Kayıt alınıyor değil mi ders? Şu YouTube'a an bildiğim atacak. kadarıyla Gürcan kayıt alıyor diye biliyorum. Zaten geç de olsa mesela dinamikleri formül sürekli YouTube kanalına yükledim. Dinamik Yok hocam konu diye derslerine falan hep katılıyorum bir. ama bu derse ne yazık ki şimdi çıkmamız gerekiyormuş sanırım. Tamam. Bir Bunu saat da daha gitmek istedim. aldık. Zaten bunlar sizden gelen sorulardı. Bundan Evet. sonraki kısımda da ben bizim daha önceki yıllardaki sorularımızdan güzel sorular var. Muhakkak videosunu izle, tamam? Tamam hocam. Görüşürüz. İyi dersler Hadi arkadaşlar. bakalım, güle güle. Şimdi birazcık daha zorlayıcı sorular da gelebilir. Gel bakalım. Gelsin bakalım. Şuradan bakayım. Şunlar herhalde sorular. Evet, bakalım. Şimdi soru okunuyor değil mi? M kütleli cisim K noktasından ilk hızsız bırakılıyor. Tamam. Serbest bırakılmış. Sürtünmeli. Bakın altını çizeceğim yine burada. Sürtünme var. KLM'ye inip M'ye kadar inip geri dönüyor. Dikkat edin. Sürtünme olduğu için 4 metre yüksekten bırakılmış. 3 metreye çıkmış. Doğal. Yanlış bir şey yok. Tabii burada şunlara lütfen ya hocam bu kare şekilde kare. Ya bunlar çizim arkadaşlar. Ya bu buradan aşağı çarptı yukarı nasıl çıkıyor falan. O kısımlara hiç girmeyin. Tamam. M'ye kadar gidip geri geliyor. Peki KL arasını T1 saniyede LM arasını T2 saniyede oranı soruyor. Oy oy oy. KL ve LM yolları boyunca cisim yüzeyinde sürtünme katsayıları sabit dedi de bu şeyi de altta vermiş. Sürtünme katsayıları K1, K2 eşit. Şimdi burası birazcık detaylı arkadaşlar. Lütfen iyi dinleyelim. Tamam. Soruyu nereden başlatalım? Bir defa hız zaman grafiği çizmek sizi rahatlatacaktır. Çünkü hız zaman grafiğinde olayı anlıyoruz. Hocam ilk hızı sıfır. Aşağı doğru hızlanacak. Sonra yukarı doğru çıkacak. Ve hızı sıfır olacak. Bu bir. İki. Üç, dört, beşleri görüyorum bakın. Şurada 5 metre, burada 5 metre. Gittiği yolla dönüştüğü yol aynı. Yani giderken 5 metre yol almış, dönerken de 5 metre. Bakın hız zaman grafiği diyor. VT'yi. Tamam mıyız buraya kadar da?
Peki, bana şunu söyleyebilir misiniz? Bu bir üçgen. Yani önce arkadaş hızlanıyor. Sonra yavaşlayıp duruyor. 3, 4, 5 gördüm bunu da. Her iki arkada, yani iki yolda da aldığı yollar aynılıkta. Hemen bir soru sormak istiyorum. Şuradaki B1 süresi ve burası T2 süresi ne olması lazım? Senden başka kimse yok, sana soruyorum. Ne olması lazım? Eşit olması Ya, gerekmez mi? hocam eşit olması lazım değil mi? Evet. Üçgen kardeşim bu. Alt taban aynı. Doğru mu? Evet Yüksekliklerde hocam. aynı olduğuna göre eşit olmasın. Şimdi ben bunu böyle çözüyorum ya. Ya hocam, başka bir şey olması lazım. Bu soru bu kadar kolay olmaması lazım. Biz burada free body diagram çizmemiz lazım. Doğru mu? Aşağı doğru MG'sin alfa, MG kos alfa, tepeye doğru bilmem ne, F'tir MA. Yani bu soru şu şekilde değerlendirmeyi alsaydık. İşte MG'sin alfa, N, sürtünme kuvveti, bilmem ne, eşittir M çarpı A, A'yı bulsaydım, çıkıştaki inişlikini bulsaydım, 3, 4, 5 üçgenlerinin şuradaki açılara gelirsem, burası 37 derece, burası 53 derece de ölürdük, gömemiz olmazdı. Kimse bizi gömemezdi. Ama ya arkadaş, grafiği çizdik çıktı ya. O yüzden daha önce söylemiştim. Bizim grafiklerimiz çok güçlü. Bakış açımız çok güçlü. Hocam 3, 4, 5 metre almış, o da 5 metre almış. 2 saniyede indiyse 2 saniyede yukarı çıkar. Hocam bitti bu kadar. Anlatabildim mi? O Evet zaman hocam. burada hızlanma ivmesiyle yavaşlama ivmesinin aynı olduğunu söyler miyim? Söylerim ya. Büyüklük anlamında söylüyorum tabii ki de. Hızlanma ivmesiyle yavaşlama ivmesi büyüklük anlamında da aynı olur. İvmeler de eşit olur. Şimdi gördük mü olayın ne kadar basitleştiğini? Eğer ki ben bunu Evet böyle hocam. düşünmeseydim, abi free body diagram, MG'sin alfa, MG sürtünme katsayısı, K çarpı neydi? Ölürdük. Bak ne kadar kolay. Bir tane daha atalım aradan önce. Bakalım. Şu sorumuz geldi. Biliyorum ben takip ediyorum. 3,5 dakikamız var. 3,5 dakika bu soruyu çözeriz herhalde. Ara veririz 5 dakika. Şimdi bakın. Sürtünme yok. Eyvallah kardeşim. Yatay düzlemde. Duran ilk hızı sıfır. Özdeğer kütleleri aynı. F kuvvetiyle çekiliyor. Bitti. İlk başta F kuvveti kaç M taşıyor? 3 M taşıyor. Unutmayın. 3 M çarpı A biz. Sonra diyor ki T anında x2 koptu. Ya şimdi T anında x koparsa ne oldu bu sefer ikinci durumda? 2 M taşıyacak. Doğru mu? Sonradan y ipi kopuyor. Bu sefer üçüncü durumda da M çarpı A 3 diyelim. Yani kütlelerden kurtuldukça ivme değeri büyür. Bu kadar. Peki ne yapacağım biliyor musunuz? Tabii ki de en iyi yaptığım şeyi yapacağım. Yani zaman grafiği. Birinci bölgedeki bak A1, A2, A3 ya. A1'e 2 diyelim. 3 kere 2, 6. A2'ye 3 diyelim. 3 kere 2, 6. A3'ü de 6 der miyim? Derim. Madem ki aynı kuvvet M düşüyorsa ivme artıyor. 2, 3, 6. O halde yazacağım şey şu. İlk başta ivme değeri biraz alıyor. Onu daha da büyüyor. T anı burası. 2T anı burası. 3T anı burası. Gerisine geometri. Hocam buraya T diyorsanız buraya 2AT yazalım ki karşı bir komşu 2'yi versin. Hocam burada yine aynı mantıkla burası T, karşı tarafta da 3AT olsun. O zaman toplamış orası 5AT olacak. Hocam burası 1T, buranın 6AT olacak ki karşı bir komşu 6'yı versin ivme. 6'ya 5 daha dedim, 11AT. T anındaki hızı V. 2AT dedim ben. Buna arkadaş V tanımını vermiş. 3 yani. O zaman 11AT'ye kaç V dersin? Kaç katı? 5,5 katı. Cevap 5,5 V olmuş. Ne yaptık? Yine zaman grafiği çiziyoruz. İlk başta F 3'e mi taşıyor? İvme 2 dedim. Sonra 2'ye mi taşıyor? İvme 3 olsun. Sonra M'i taşıyor? İvme 6 olsun. Hız zaman grafiğinde dikliği arttırarak bir çizgi çekmiş oldum. Ve buradaki T anındakine 2AT ben dedim ama arkadaş B demiş. Sıkıntı yok demiş. Bitti bu kadar.
İyi mi Gülcan bu sorumuzda? Evet, şimdi bir dakikadan evet güzeldi. Bir dakikadan az kaldı. 5 dakika mola verelim. 5 dakika sonra yine link paylaşalım. Tamam? Tamam hocam. Hadi görüşmek üzere.